Bora, defterine şekildeki gibi dört birim kareden oluşan bir büyük kare ve bu birim karelerin her bir köşesine birer daire çiziyor. Ardından sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü sütunda birer daire boyuyor ve boyadığı birinci daireyi ikinci daireye, ikinci daireyi de üçüncü daireye birleştiren çizgileri çiziyor. Buna göre Bora'nın çizdiği iki çizginin doğrusal olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle tüm durum sayısına bakalım. Tüm durum nedir? Birinci, ikinci, üçüncü sütundan birer daire boyamak. Birinci sütunda 3 tane daire var. Dolayısıyla birinci sütunda bu 3 daireden herhangi birini boyayabilirim. Buradan 3 durum gelecektir. Yine ikinci sütunda da üçüncü sütunda da üçer tane daire olduğundan bunlardan da üçer durum gelir. 3 çarpı 3 çarpı 3'ten tüm durum sayısı 27'dir. İstenen duruma bakalım. Örneğin birinci sütunda bu daireyi, ikinci sütunda bu daireyi, üçüncü sütunda da bu daireyi boyamış olalım. Birinci daireyi ikinci daireye, ikinci daireyi de üçüncü daireye birleştiren çizgileri çiziyor. Bu çizdiğimiz çizgilerin doğrusal olma olasılığı istenen durumdur. Dolayısıyla üçüncü daireyi ne yapması gerekir arkadaşlar? Buraya boyaması gerekir. Bu durumda ne olacaktır? Bu çizgiler doğrusal olacaktır. Şu şekilde de olabilirdi. İki durum. Bu üçünü seçseydi üç durum olurdu. Buradaki yani üçüncü satırdaki daireleri seçmiş olsaydı buradan da gelirdi arkadaşlar. Şu durumda dört durum var. Birinci sütundaki bütün daireleri seçebilir mi arkadaşlar? Bunu yapamaz çünkü her sütundan birer tane daire seçmesi gerekiyordu. Bu şart olmayacaktır. Benzer şekilde bunlar da yani bu doğrusal çizgiler de olamaz. Her sütundan bir tane daire boyaması gerektiğini biliyorum. Buradaki büyük karenin diğer köşegen uzunluğunu şu şekilde çizersem yine bu da doğrusal olacaktır arkadaşlar. Bu da istenen duruma dahildir. Başka da yoktur. Sayarsak istenen durum sayısı 5'tir. İki çizginin doğrusal olma olasılığı istenen durum 5, tüm durumda 27 olduğu için 5 bölü 27'dir. Doğru cevap E seçeneğidir.